Sevgili arkadaşlar, Atatürk dönemi iç politikadaki gelişmelerden devam ediyoruz konumuza. Şimdi bu dönemde birinci meclis dönemi olarak bakalım. Öncelikle kitabımız bu şekilde vermiş. 1920'de açılan birinci mecliste arkadaşlar 66 tane seçim bölgesi varmış. 337 temsilci oluşturulmuş bu bölgelerden. Sonrasında 115 milletvekili arkadaşlar ile meclis açılmış. Yani birinci meclisteki yapı bu şekilde oluşmuş. Burada şunu öne çıkartmak istiyorum. İstanbul'un işgaliyle, hani hatırlayın, İstanbul'da arkadaşlar İngilizler İstanbul'u resmen işgal etmişlerdi. Bu süreçte İstanbul'daki Mebusan Meclisi dağıtılmıştı. Mebusan Meclisi'nden kaçan milletvekiller olmuştu. Bunun haricinde tutuklananlar da olmuştu. O süreçte arkadaşlar tutuklanan ve Malta'ya sürgüne gönderilen vekiller daha sonra serbest bırakılacaklar ve onlar da 14 vekil olarak gelecekler ve mecliste yer alacaklar arkadaşlar. Bu durum aslında şunu da gösteriyor. Osmanlı Mebusan Meclisi'ne saygı duyulduğunu, oradaki seçimle gelen milletvekillerine yine seçim mantığıyla saygı duyulduğunu, milletin vekili oldukları için saygı duyulduğunu gösteriyor. Meclise alınmaları bu vurguyu öne çıkartabiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Şimdi birinci mecliste şu önemli bir detay, farklı kesimden vekiller var. Batıcı mantıkta olan, milliyetçi mantıkta olan, komünist mantıkta olan, yani Rus yanlısı mantıkta olan ve dinci mantıkta olan vekiller var. Yani aslında baktığımızda tek bir yapı yok. Farklı kesimden milletvekilleri var. Peki niye birinci meclis bu kadar farklı kesimden insanları bir arada tutuyor? Çünkü savaş dönemi olduğu için ayrıştırma değil, birlikte hareket etme gereği ortaya çıkıyor. O dönemde arkadaşlar aslında İnkılaplara karşı çıkan dini kesim olacak, Atatürk'ün çalışmalarına karşı çıkacaklar ama Atatürk bunları kesinlikle yanında tutacak. Savaş dönemi içerisinde, savaş bittikten sonra arkadaşlar politika değişecek tabii ki. İkinci meclis sürecinde bu kesim devre dışı bırakılacak. Şu kesim yavaş yavaş devre dışı bırakılacak. Şu kesim çok da devre dışı bırakılmayacak. Bu mantıkla arkadaşlar devam edeceğiz. Şimdi baktığımızda vekillerin bu dönemde, yani birinci meclisteki vekillerin bazıları asker, aynı zamanda asker, dikkat edin. Bazıları aynı zamanda vali, yani hem vali hem askerler, iki işi bir arada yürütüyorlar. Daha sonra Atatürk onların ayrılmalarına, mesela askersen askerine devam et, vekilsen vekiline devam et mantığı ortaya çıkacak. Bu şekilde arkadaşlar bir süreç daha sonra gerçekleşecek. Yani birinci mecliste hem asker hem bu durum demokratik mi? Hayır, demokratik değil. Yani vekilsen vekilsin, valiysen valisin. Demokratik değildir ama o dönemin şartları bunu gerektirdiği için ne yazık böyle yapmışlardır. Şimdi bakın, saltanatın kaldırılmasından sonra, yani 1 Kasım 1922'den sonra durum biraz daha değişecek. Dini kimlikli vekiller, yani dini yönü öne basan vekiller tabii ki tepki gösterecekler saltanatın kaldırılmasına. İnkılaplara karşı çıkacaklar, Mustafa Kemal'i güçsüzleştirmeye çalışacaklar. Ve bu noktada meclise arkadaşlar çok önemli bir kanun ya da işte önerge verecekler, tasarı önerge verecekler arkadaşlar. Çok önemlidir. Mustafa Kemal'i meclisten atmak için. Çok önemli bakın. Mustafa Kemal'i meclisten atmak için. Peki bunun yasal yolu nasıl düşünmüşler? Türkiye'nin demişler ki vekil olmak için. Yani vekil olmak için Türkiye'nin bugünkü sınırlar içerisinde doğmuş olmak. Atatürk bugünkü sınırlarda doğmuş değil. Buradan Atatürk'ü devre dışı bırakacaklar. Seçim bölgesinde en az 5 yıl yaşamış olmak. Tabii ki Atatürk seçim bölgesinde 5 yıl yaşamış değil. Bu şartı öne sürüyorlar. Diyorlar ki bu şekilde vekil olunsun. Bu eğer olsa Atatürk'ün vekilliği düşecek. Atatürk'ü meclisten atacaklar. Devre dışı bırakacaklar. Bu düşünceyle hareket ediyorlar. Bunu meclise sunuyorlar. Eğer meclis onaylasa Atatürk tamamen devre dışı kalacak. Yani şunu vermek istiyorum. Atatürk'ün yaptığı inkılaplar ve o meclis süreci, birinci, ikinci meclis süreci, yapılan inkılaplar çok rahat ve kolaylıkla olan şeyler değildir. Çok ciddi muhalefetin olduğu, çok ciddi karşı çıkanların olduğu, Atatürk'ü baltalamaya çalışanların olduğu bir dönemde Atatürk bu çalışmaları yapmış ve başarmıştır.
Arkadaşlar tabii ki çoğunluk reddediyor bu meclis, yani bu tasarı mecliste kabul edilmiyor. Böyle bir detayı verelim. İkinci meclise baktığımızda arkadaşlar Ağustos 23'te meclis açılıyor. İkinci meclisin çalışmalarında arkadaşlar daha çok demokratik yönler öne çıkmaya başlayacak. Şimdi daha çok müdafaa hukuk vekillerden yer alacak. Yani Mustafa Kemal'e yakın isimlerden oluşacak ikinci meclis arkadaşlar. Burada tasfiyeler başlamış olacak. Yaptığı ilk iş, bakın bu meclisin yaptığı ilk iş, Lozan Antlaşması'nı onaylamak olacak. Bu meclisin yaptığı ilk iş. Kurucu meclis olarak adlandırıyoruz. Burada kurucu meclis demek yasa hazırlayan meclis demek arkadaşlar. Yasa hazırlayan meclise kurucu meclis denir. 1924 anayasasını hazırladıkları için kurucu meclistir. Meclis hükümeti sistemi geçerlidir arkadaşlar. Bu süreçte dikkat edin, meclis hükümeti sisteminden bu süreçte parti hükümeti sistemine geçildi. Yani şu vakte kadar birinci mecliste arkadaşlar meclis hükümeti sistemi vardı, parti hükümeti sistemine geçildi. Buna da ne hükümeti diyoruz? Kabine hükümeti diyoruz. Yani partiye kabine diyoruz. Kabine hükümeti sistemine geçildi 1923'ten sonra ikinci mecliste. Mustafa Kemal önce meclis başkanı olacak bu mecliste. Sonrasında da Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Cumhurbaşkanı olacak arkadaşlar yine bu mecliste. Farklı düşüncedeki vekiller yavaş yavaş tasfiye edilecek, devre dışı bırakılacak. Az önce şurada da söylediğim gibi daha çok müdafaa hukuk yanlısı vekiller meclise yer almaya başlayacaklar bu süreçten sonra. Daha sonra çok partili hayata geçmeye çalışacağız ama öncesinde ilk partimizi kuracağız. Tabii ki belli bir süre tek parti olarak devam edecek. Cumhuriyet Halk Fırkası arkadaşlar, parti değil, öncelikle fırka olarak kurulmuştur. Halk Fırkası sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşmüştür. Bunun temeli de arkadaşlar Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu olarak karşımıza çıkar. Nerede oluşturulmuşlardı? Sivas Kongresi'nde oluşturulmuşlardı ve ilk toplantılarını, yani ilk parti toplantısını Sivas Kongresi olarak kabul eder Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar. Sivas Kongresi noktasında baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelinin şekillendiği yer olarak vurgulanır. 1950'ye kadar ülkeyi yöneten tek partidir. Bu süreçte, yani 1950'ye kadar çok parti hayata geçme denemeleri olmuştur. Adı üstünde deneme olmuştur. Geçilememiştir arkadaşlar. Çünkü Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur 24'te. Bu kuran kişiler, bakın, Atatürk'e çok yakın silah arkadaşlarıdır bu adamlar. Lakin bu adamlar dini yönleri öne basan, öne çıkan isimlerdir ve ülkenin dini hassasiyetle yönetilmesini isteyen kişilerdir bu adamlar. Bu parti yavaş yavaş dini hassasiyeti olan kişileri etrafına toplamaya başlamıştır. Atatürk'ün yapmaya çalıştığı modernleşmeyi, cumhuriyet vurgusunu devre dışı bırakacak hamleler yapar bu parti. Yani eski kafayı temsil eder hale gelir bu parti. Arkadaşlar, bu noktadan baktığımızda bu parti sempatizanları yavaş yavaş, ya bu parti kurulurken böyle bir düşünce olmasa da sonrasında partiye dahil olan kişilerin kafasındaki düşünceler bu partide de şekil bulmaya başlar ve gittikçe parti dini kimliği öne çıkan bir partiye dönüşür. Ha, sonrasında da Şeyh Said isyanı çıkar. Doğu Anadolu'da cumhuriyete karşı, rejime karşı büyük bir doğu isyandır aslında. Böyle bir isyan çıkar arkadaşlar. Dikkat edin, rejime karşıdır. Dini karakterli bir isyandır. Aynı mantıkla düşünürler ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bu isyanı destekliyor. Bu isyanın arkasında Terakkiperver Fırka var derler ve bu parti kapatılır Şeyh Said isyanı yüzünden. Sonrasında 1930 yılında daha liberal bir ekonomiye geçmek için, daha liberal çıkışlar, çözümler, ekonomik anlamda çözümler üretmek için yeni bir parti kurulur. Atatürk'ün arkadaşı Fethi Okyar'a kurdurur. Atatürk kendi ister böyle bir partinin kurulmasını. Aslında Atatürk bu partinin kurulmasıyla halkın dini kimliği isteyen partiler noktasında acaba devam ediyor mu? Yani bu dönemde bir parti vardı, halk buna doluştu ve dini kimlik öne çıkmaya başladı. Şimdi bir parti kursak acaba halk hangi tepkiyi verir derler
Ve bu noktada Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulur. Yine aynı derler ki dine saygılıyız. Bunlar da öyle diyorlardı. Dine saygılıyız derler ve bu noktada hemen dini karakterli kişiler, bakın, bu partiye de doluşurlar. Hiç istenmediği halde o dönemde yine eski kafanın şekillenmesi ortaya çıkar yine bu parti sürecinde ve 3 ay içerisinde Mustafa Kemal durumu görür. 3 ayın ardından der ki FETÖ OKYAR'a partiyi kapat kardeşim. FETÖ OKYAR'da Atatürk'ün olayıyla, izniyle ya da emriyle partiyi kapatır. Burada şöyle bir detay vardır. Parti kapatıldıktan sonra Menemen olayı olacaktır. Dini hassasiyeti olan kişiler İzmir'in Menemen ilçesinde Asteğmen Kubilay'ı şehit edeceklerdir. Yani rejim noktasında rejime karşı bir çıkış gerçekleştireceklerdir. Bir cuma namazı sonrasında toplanacaklardır İzmir'in Menemen ilçesinde. Orada arkadaşlar halk galeyana getirmeye çalışıp isyan mantığını ortaya koyacaklardır. Orada yer alan Asteğmen Kubilay isyancılara müdahale etmek ister. Lakin Kubilay'ın kafasını keserler. Şehirde isyancı bayraklarıyla dolaşırlar. Bu süreç arkadaşlar vardır. Burada şöyle detayı bir bilmeniz lazım. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Said İsyanı, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Menemen olayı. Yani bunları ilişkilendirmeyi bilelim arkadaşlar. Burası önemlidir. Mustafa Kemal'e suikast girişimi gerçekleşecektir arkadaşlar. İzmir'de gerçekleşecektir girişim. Mustafa Kemal'in bu süreçte söylediği şu söz çok önemlidir. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Yani ben öleceğim ama bu ülke kalacak cümlesini o gün sarf etmiştir. Yine bakın bugün bu ülke vardır ve değerlerine sahip çıkmaktadır ülkem. Bakın 15 Temmuz gibi bir süreç yaşamışız. 15 Temmuz sürecinde de aynı şekilde aslında demokrasiye sahip çıkılmıştır bu ülkede. Yani o erki ortaya koyanlar ölebilir ama halkın demokrasiye sahip çıkması, rejime sahip çıkması çok önemlidir arkadaşlar. Burada yönetici olan lider kişileri aslında değerdir. Yani X değeridir, Y değeridir. Fark etmez onun kim olduğu. Mesele burada demokrasidir, cumhuriyettir, yönetim algısıdır. İşte o algıyı halkın sahiplenmesi gerekir. Halkın bu algıyı benimsenmesi gerekir. İşte Atatürk bunu oluşturmaya çalışmıştır. İzmir'de suikast girişimi olur arkadaşlar. Öldürmeye çalışırlar. Mustafa Kemal İzmir'e geliş bir gün gecikince suikastçiler panik yaparlar. Özellikle onları İzmir'den kaçıracak olan Giritli Şevki, kayıkçı Giritli Şevki, suikastçilerin paniklemesi ve durumun karışması üzerine gider. Durumu valiye anlatır arkadaşlar. Ve sonra suikastçiler de yakalanırlar ve cezalandırılırlar. Burada şuna dikkat edelim. Atatürk dediğim gibi çok rahat şartlarda herkesin süper harika olduğu, iyi ki Atatürk var, yaşasın Atatürk mantığıyla gelişen inkılaplar ve şu an oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti değil, o dönemde zor şartlarda isyanlara rağmen, suikast girişimlerine rağmen, meclis içerisindeki muhalefet yapılarına rağmen Atatürk bu ülkeyi oluşturmuş ve bugünlere taşımıştır o günün şartlarından itibaren. Evet arkadaşlar, sonrasındaki dış politika gelişmelerine bir başka derste devam edeceğiz. İyi dersler diliyorum.